beyine geldi karşınızda fakir. Dinlemiş sizi günleri kanlatır. Bir kere izle bırakamazsın. Bakış açılarına inanamazsın. Tek isteği bir beğeni diyorum. Paylaşırsam der mutlu olurum. Fazla gevezeliğe gerek yok diyorum. Sizleri fakirle baş başa bırakıyorum. O çarşaflı kadın cennete girmeyecek. Ama bizim Seda Sayan cennete girecek. Mini etekli Seda Sayan cennete girecek. Allah katında ondan daha üstündür. Haberin var mı senin? O mini etekli giydiği, o Seda Sayan ne diyor biliyor musun? Kendisi söylüyor. Hayatım boyunca bir zinam yok diyor. Hayatım boyunca bir zinam yok diyor. Zina etmemişim diyor. 7-8 tane koca ile evlendim diyor. Hepsi de nikahlı ve dini nikahlı. İmam nikahlı kocalarım diyor. Bir tane zina etmemişim diyor. Ama diğeri çarşaf giyiyor ama muta nikahını caiz diyor. Muta nikahı ne biliyor musun? Bir günlüğüne nikah. İki günlüğüne nikah. Biriyle beraberlik olmak. Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, skandallarla dolu bir ana haber bültenine hoş geldiniz. Açık hava cezaevi, Türkiye'den öne çıkan haberler. Sesim hafif sertleşiyor. Galiba hasta oluyorum. Şöyle güzel bir haberle başlayalım. Bursa'da bir AVM'de güvenlik görevlisi içeriye köpeğiyle girmeye çalışan şahsı bacağından vurdu. Olsaydı sıradan ve normal bir haber olurdu. Ama bacağından ısırdı. Evet arkadaşlar, güvenlik görevlisi köpeği olan şahıstan dayak yiyor. Dayak yerken de son bir hamleyle yere düşen şahsın bacağını kıtlamaya çalışıyor. Yani gerçekten akıl alır gibi değil ya. Bir de yani buralara köpekle girmek yasak mı bilmiyorum. Yasaksa neden siz buraları zorluyorsunuz köpekle girmek için? Onu da anlamış değil. Ya çıkarsa güvenlik görevlisi silahlı olsa, köpeğe de bir tane sıksa, sana da bir tane sıksa, he? Ne olacak? Oğlum etraf manyak dolu lan. Manyak dolu ya. Kimin psikolojisinin ne kadar bozuk olduğunu bilemezsin. Sıkar bir tane bakar keyfine. Senin dostluğun kordiyum olur. Ya, bu kadar salak olmamak lazım. Peki ben ne yapacağım şimdi? Ağzı ver, şeyi kopaydı da pekeri şey yapamayaydın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ne emeklimizi, ne memurumuzu, ne de asgari ücretlimizi enflasyona ezdirmedik. Gül gül. Ha, gül lan gül, tamam atmıyorum hadi. Hadi cezaevine atmıyorum seni, gül. Gül gül. Ya yemin ediyorum var ya. Bunlar hangi ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı, hangi ülkede... Yani siyasi partiler bunu bile unutmuşlar. Öyle bir şatafat içerisinde, öyle bir zenginlik içerisinde yaşıyorlar ki bir yerden sonra şöyle oluyor. Yani baba ben sarayda yaşıyorsam demek ki herkes sarayda yaşıyor. Bu millet beni bu saraylara layık gördüyse ya demek ki kendisi de saraylarda yaşıyor ki beni bu saraya layık gördüler oluyor. Bunun Türkçe meali bu arkadaşlar. Bunun Türkçe meali bu. Yani. Benim Ahmet Davutoğlu. Teğmenlerin yaptığı net disiplinsizliktir. Kimsenin ne dediğine bakmam. Devlet düzenine bakarım. Devletin düzeni Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz demeye müsait bir devletin düzeni yoksa o devlet zaten devlet değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının grup bu hale getirdiği bir devlette cumhurbaşkanı, başbakan olacaksın. Parti grup meclise gireceksin. Onun sağlamış olduğu imkanlardan faydalanıp lüks içinde yaşayacaksın ve o ülkenin askerlerine Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz demeyi yasaklayacaksın. Dediğin zaman disiplinsizlik oldu diyeceksin. Başka bir yerde söylemeyin. Hele ki uluslararası toplantılarda falan bu tarz şeylerden bahsetmeyin. Millet size götüyle güler. Ahmet Davutoğlu. Millet size götüyle güler. Tamam. Daha önceki yemin törenlerinde gidip ya helikopterin önünde ya da Atatürk anıtının önünde bu teğmenler, bundan önceki teğmenler
Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz dediğinde Ahmet de, Abdullah Gül'ü de Erdoğan'ı da alkışlıyorlardı. Gülüyorlardı. Saygı duyuyorlardı. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Düzeni değiştirmek için ilk Mustafa Kemal Atatürk'ten başlıyorsun. Tabii. Öyle bir sistem yarattık ki, öyle bir korku imparatorluğu oluşturduk ki Mustafa Kemal Atatürk demeyi bile yasaklıyorum demenin farklı bir halidir bu. Oluşturdukları sistem bu kardeşim. Ahmet Davutoğlu da bu sistemin içerisindeki elemanlardan bir tanesi. Dünkü videomuzda, canlı yayınımızda konuşmuştuk. Hastanedeki bebek muhabbetlerinden hatırlarsınız. Ne demiştik orada? Ahmet Davutoğlu senin döneminde olmuş bu. Senin döneminde bu ihbarlar gelmiş. Sen operasyonu başlatmışsın. Niye çıkıp konuşmuyorsun? Çıkıp ağlamaktan başka bir şey dediğin yok. Hepiniz aynı sistemin elemanlarısınız. Sistem kimi koltuğa oturtturmak istediğinde o geçer oturur. Sistem o ne yapmak istiyorsa onu yaptırır. Demek ki sistem bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk demeyi yasaklıyor. Gelinen nokta bu. Ha, diğer bir açıdan baktığımda da bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri zannettiğiniz ama AKP'ye çalışan, Atatürkçü görünen bazı şahıslar var. İsim vermeye gerek yok. Mahkemeli olup da 3-5 kuruş onlara para niye kazandırayım? Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sizin Mustafa Kemal Atatürkçü gördüğünüz ama Atatürk'ün ağasıyla bile ilgilenmeyen, sırf Atatürk'ü kullanıp parayı cukkalayan belki yüzlerce, belki binlerce insan var. Her gördüğünüz Atatürkçüyü Atatürkçü zannetmeyin. Her gördüğünüz adamı veya kadını Mustafa Kemal Atatürk diyor diye onun Atatürkçü olduğunu da düşünmeyin. Tamam mı kardeşim? Bugün bu teğmenler açısından da onu söylüyorum. Bugün bu teğmenlere saldırıyorlar. Değil mi? Siz ne diyorsunuz? Ay bu teğmenler Atatürkçü. Yarın mesela bir bakmışız abi. Aa bu teğmenler CHP'den milletvekili olmuş. Aa bu teğmenler AK Parti'ye geçmiş. AK Parti'den milletvekili olmuş. Sonra dönüp ne diyeceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Bu da tarihe geçsin. Yarın öbürsü gün neler olur bilmiyoruz. Sonradan hatırlayan arkadaşlar der ki abi sen demiştin. Şunu diyeceğiz. Lan gene kandırılmışız. Gene kandırılmışız. Aslında bugün bize Atatürkçü görünenler aslında Atatürkçü değilmiş de Atatürk üzerinden toplumu hizaya getirmek için bunların elemanlarıymış. Bunların hepsine dikkat etmemiz lazım. Nasıl dindar görünenlerin dindar olmadığı, ağzında kelime-i şehadet olanların Müslüman olmadığı, ellerine Kur'an-ı Kerim alanların dinle minle bir alakasının olmadığı ülkede Atatürk'le ilgili de bunu düşünebiliriz arkadaşlar. Şu an güzel konuştum ha. Vallahi süper konuştum. Teğmenlerin ihraç istemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Perşembe ya da Cuma günü bu konuda bir karar verecek. Muhtemelen ihraç edilecekler. Erdoğan'ı bekliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah gelecek. Çarşamba sabah, Cuma günü önüne geleceğini öğrendik. Perşembe veya Cuma bununla ilgili bir karar verecek. Muhtemelen gördüğümüz ihraç edilecekleri yönünde bir şey. Çünkü yani Erdoğan, kararı Cumhurbaşkanı verecek diyorsunuz. Yetkisi onun ya. Ha, var da Cumhurbaşkanı'nın emekli etme yetkisi var, ihraç etme yetkisi var ya. Onu kullanabilir. Kullanacak. Evet, onu şey, kullanabilir. Bunu görüyor. Ama bunu bakın, Türk tarihinde hiçbir şey olmadı. Ya bu ülkede ne yapılacak? Milli Savunma Bakanlığı Mustafa Kemal askerleriz lafını eledi. Orada bir şey yok dedi. Hı hı. Beş kişiyi olayın şeyi olarak gördü. Alay komutan yardımcısı yarbay, tabur komutanı binbaşı, bölük komutanı yüzbaşı. Onlar da kesin ihraç talebiyle geldi. Erdoğan'ı bekliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah gelecek. Çarşamba sabah. Cuma. Erdoğan'ı bekliyorlar. Aslında tam karar da verememişler. Yani öyle bir sistemin içerisindeyiz ki Erdoğan olmadan olmaz. Erdoğan olmadan onun tek adam. Karşı taraf gücü eline geçirdiği zaman bu tek adam sistemini kullanmak isteyecek. Nasıl Erdoğan bu sistemi kullanarak milleti ihraç ediyorsa bugün koltukta oturanlar da yarın güç değiştiğinde o tek adam rejimi sayesinde ne olacak abi? Yeni gelen kişi şahısla beraber ihraç edilecekler. İhraç edilecekler. Ben milleti ihraç edeyim, elimden geleni yapayım. Milleti işinden gücünden edeyim, cezaevine attırayım, sürümdüreyim. Ondan sonra tekrardan parlamentoya geri dönelim. Eski sistem iyiydi, bu sistem kötü. Hadi ya. Bir dur bakalım, bir güç bizim bir elimize bir geçsin ya. Biz de bir zulmedelim ya. Biz de bir insanları işinden gücünden edelim, ekmeğinden edelim ya. Ha? Öyle kolay mı? Cezaevinde insanları yıllarca bir bekletelim. O kadar kolay mı? Hey yavrum hey. Bu arada yapraklar da dökülüyor ağaçlardan.
Öyle kolay değil. Tabii dün Cem Küçük'ün bir videosu vardı. Bu şeyle ilgili. Erdoğan seçimi kaybederse hepimizi tutuklarlar. KHK ile nasıl milleti işinden gücünden ettiysek aynı o şekilde milleti işinden gücünden ederler. Bizi de KHK gibi bir şeyle alırlar. Böyle korkuları var. Bu tabii eski dönemlere ait bir video. İşte yurt dışına kaçsak bile oradan bizi iademiz isterler falan filan. Bayağı bir tedirgin olmuşlar. Bayağı bir korkmuşlar. Korkacak bir şey yok arkadaşlar. Bu saatten sonra eğer Özgür Özel CHP'nin başında iktidara gelirse, CHP'nin başındayken Özgür Özel bu ülkede gerçekten Cumhurbaşkanlığına aday olup da Cumhurbaşkanlığını bir de kazanırsa yani kimseye dokunmazlar. Yapanın yanına kar kalır. Ve herkes koltuğunda oturmaya devam eder. Herkes koltuğunda oturmaya devam eder. Ben ne diyorum? Özellikle şunu diyorum. Bizim öcümüzü alacak birine ihtiyacımız var. Tamam? Onlar bizim gözümüzün yaşına bakmadılar. Tamam? Biz onlara biat etmedik diye bize zulmettiler. Kendilerinden olmayanların yaşamaya hakkı yokmuş gibi davrandılar. Aynısını onlara yapacak bir güce ihtiyacımız var. Bu güç kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Bak bu güç kim olursa olsun. Ben bunu desteklerim. Ben bundan yanayım. Öyle yapanın yanına kar kaldı. Bir dünya istemiyorum, bir ülke istemiyorum. Bakıp bundan sonra iktidara gelecek olan partilerin, siyasetçilerin ibret aldığı, ulan bunların başına bunlar geldi, bizim ağzımıza tırıklarlar deyip öyle rahat bir şekilde insanları ekmeğinden, işinden, gücünden edemediği, cezaevine atıp özgürlüklerini elinden alamadığı bir sistemin olması lazım. Ve bu sistemin olabilmesi için de millete zulmedenlerin gerekli cezayı alması lazım. Bu cezayı verebilecek bir lider lazım. Haksız mıyım? Bu cezayı verebilecek bir lider lazım. Ben bunu destekliyorum. Ben bunu istiyorum. Kim olursa olsun önemli değil. Kim olursa olsun. Öyle bir şeyi göreyim. Diyeyim ki kardeşim bu adam gerçekten bize yapılan zulmün aynısının 10 mislini karşı tarafa yapar. Tak anında basarım oyunu. Anında basarım oyunu. Yap baba. Ama işte öyle bir çark ki herkes bu sisteme hizmet ediyor. Bugün sizin muhalif gördüğünüz bas bas bağıran da yarın koltuğa oturduğu andan itibaren bir anda sistemin elemanı oluyor. Siz koltuğa oturana kadar onu görüyorsunuz. Ne diyordu Binali Yıldırım? Koltuğa oturmadan önce sallanması kolay. Sorumluluk geldiği zaman yapamıyorsun. Yani biz sizi koltuğa oturana kadar kandırabiliyoruz'un farklı bir söylemidir bu. Koltuğa oturana kadar kandırırız. Siz bize oyumuzu verirsiniz. Sonra koltuğa oturduktan sonra kim öle kim kala hadi. Hadi. Hadi baba. Bu budur yani. Diyorum ne demek Sayın Bakan? Şu kavgayı devam ettirmemiz halinde. Allah Allah ama ya. Allah Allah ama ya. Bu yaptığınız saygısızlık bakın. Tek bir partinin tek bir temsilcisine bir dakika vermeye korkuyorsunuz. Ama ben bitireyim. Zaten sesim yüksek. Siz de gitmeye devam edin. Böyle şemalar yapmışlar ya. Bu şemanın en başındaki isim Recep Tayyip Erdoğan. Sizi oraya atayan, ondan sonra iki özel hastane sahibini oraya atayan Recep Tayyip Erdoğan'dır bu sefenin sahibi. Ve şu anda kaçıp gidiyorsunuz, gidin bence de. Çünkü burada kim istifaya davet etse sizi sırıtarak izlediniz onu. Benim vekil olarak yüzüm kızarıyor, sizin bakan olarak kızarmıyor. Yazıklar olsun hepinize. Sayın Muş, ilk sözüm size, bize konuşmak için verdiğiniz 5 dakika içinde bu iktidarın sağlıkta çöküşü anlamına gelen sağlık politikalarını anlatmamız, bu bütçeyle bu sorunların çözülemeyeceğini anlatmamız gerekiyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki bu sürede imkansız. Sağlık Bakanlığı da aynı süre içinde bir hekimin bir hastayı muayene ederek teşhis koymasını, tedavi etmesini istiyor. Bu da bir o kadar imkansız. Bence Sağlık Bakanı da bunu gayet iyi biliyor. Ben bugün burada o yüzden Sağlık Bakanlığı'nın bu bütçesinin ruhuna ilişkin birkaç kelime etmek istiyorum kısıtlı süremde. Bu bütçe ruhunda açıkça hasta yaratmak olan bir bütçe. Bunu da şu rakamlardan açıkça görebiliyoruz. Bakın koruyucu sağlık hizmetlerine, tedavi edici sağlık hizmetlerine sadece 1/3 oranında bütçe ayrılmış. Bu şunun açık bir ilanı. Biz hastalığı önlemek istemiyoruz. Biz hasta yaratmak istiyoruz. Bunu planlıyoruz demiş durumdasınız Sayın Sağlık Bakanı. Sisteminiz vatandaşı hasta etmek istiyor. Çünkü yerli ve yabancı sermaye hasta garanti ediyor. Haliyle bütçeyi de oraya akıtıyorsunuz. Zannediyorum bu cümlelere ilişkin çok dikkati de burada değil Sayın Bakanın ama
bürokratlarına söylemeye devam edeyim. Notlarını alacağına inanıyorum bürokratlarının. Şimdi bakın, bütçe teklifinizde şöyle bir rakam var, hiç dile getirilmedi. 17 şehir hastanesi müteahhidine 3 yıl boyunca 273 milyar lira kira ödemesi garanti ediyorsunuz. Nasuh, söyleyemem. Nasuh Mahruki tutuklanmış arkadaşlar. 1999 depreminde günlerce uyumayıp yüzlerce kişiyi enkazdan çıkaran, kurduğu AKUT sayesinde her afette binlerce insanın hayatını kurtaran Nasuh Mahruki sosyal medyada YSK'ya güvenmiyorum dediği için tutuklandı. Evet arkadaşlar, bir tweet atmış. Bu yeni oylama sistemi, elektronik oylamayla ilgili Nasuh Mahruki şunları söylemiş. Büyük Türk milleti çok dikkatli ve uyanık olmalısın. İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor. Bilgisayar mühendisleri odası erken yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka senin adına denetim yapma yetkisine sahip olmalıdır. Denetlemezlerse oylarımızı çalarlar. Sahtesiyle değiştirirler. Seçimi yine yasa dışı kazanırlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sonu olur. Ve bu son en kötü kabuslarımızdan bile göremeyeceğimiz kadar korkunç olur. Nasuh Mahruki. Önce ifadesi alınmış, sonra da tutuklanmış. Evet, ne diyor burada? Seçimi çalarlar diyor. Ondan dolayı da YSK'ya güvenmiyormuş. Güvenmediği için tutuklanmış. Niye bunu yapıyorlar? Ülke seçime giderken herkesi susturmak. Niyet bu, maksat bu. Konuşan, eleştiren, Nasuh Mahruki'nin başına bu geldiyse herkesin başına bu gelir. Sosyal medyada şu tarz paylaşımlar görüyorum. Abi halkı kin ve nefrete teşvik ediyor. Halkı galeyana getirmeye çalışıyor. Oğlum, bırak Nasuh Mahruki'yi. İsrafil suru üflese, tamam, İsrafil suru üflese gene bu halktan bir cacık olmaz. Tamam. Bırak İsrafil'i. Azrail gökyüzünden bize seslense, tamam, ya gidersiniz başka bir partiye oy verirsiniz ya da canınızı alırım dese gene gider bu millet AK Parti'ye oy verir. Tamam? Ne İsrafil, ne Azrail, ne Mikail, ne de diğerleri. Kimse bu halkı uyandıramaz. Tamam? Boş muhabbetleri bırakın. Boş muhabbetleri bırakın. Millet sosyal medyada denetim denetim demesin diye. Öyle işte geçersiz oylar Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de olduğu gibi geçerli sayılmasın diye elinden geleni yapacak, baskı yapacak, yeni sistemde her türlü çalarsın diyecek diye korkuyorlar ve korktukları için insanları tutukluyorlar. Susturalım, cezaevine atalım. Ne diyordu? Kurtlar Vadisi'nde bu devlet kendisine en çok sevene en pis işleri yaptırır. Aynen öyle. AKUT'u kurdun. 1999 depreminde bu milleti enkaz altından çıkardın. Yapmadığın şey kalmadı. Mükafat olarak seni cezaevine attılar. Uyanacaksınız oğlum. Uyanacaksınız. Hepinize ders olsun bu. İbret olsun. Tamam. Uyanacaksınız. Hepinize ders olsun, ibret olsun. Öyle kolay değil. Öyle kolay değil. Ben vatanıma hizmet edeceğim. Ben milletime hizmet edeceğim. Bugün cezaevinde olan insanların %80'i 90'ı vatanıma hizmet ediyorum, İşte milletime hizmet ediyorum diyordu. Git mikrofon uzat bakayım. Gidin gidin mikrofon uzatın. Sorun. Aynı göreve tekrardan gelseniz aynı hizmetinizi aynı coşkuyla aynı zevkle yapar mısınız deyin. Hepsinden şunu duyacaksınız. Bir daha o göreve gelenin de öyle canla başla çalışanın da anasını avradın. Bak bak, bunu duyacaksınız. Bunu duyacaksınız. İnsanların özgürlüklerini elinden aldınız. İnsanların çoluğunun çocuğunun intihar etmesine, ölmesine sebep oldunuz. İnsanları aç bıraktınız. Ya. Ve bu insanların sizi sevmesini, devletinizi sevmesini, milletini sevmesinizi bekliyorsunuz. Ha? Kendi elinizde kendi teröristini kendiniz oluşturuyorsunuz. Sizin PKK'ya ihtiyacınız yok ki. Sizin YPG'ye, başka terör örgütlerine ihtiyacınız yok. Siz zaten kendi elinizde kendi teröristinizi oluşturmayı başarıyorsunuz. Terörist bulamadığınız zaman da nereye saldırsak, ne yapsak diye düşünüyorsunuz. Heh. İçeride bir hengame, Teğmenler olayı, cart olayı, curt olayı. Ne oldu? Halkı sürekli sıcak tutma. Ekonomiden uzaklaştırma, enflasyondan uzaklaştırma. Markete gittiğimde bir kalıp peynire 500 lira para veriyor bu halk. İstediğin kadar ekonomiyi konuşturma televizyonda. Hop. Markete gittiğinde, pazara gittiğinde bir kilo domatese 80 lira veriyor halk.
Hıyarın kilosu olmuş 100 lira lan. Hıyar. Lan etraf iki ayaklı hıyar dolu. Hıyarın kilosu 100 lira, 200 lira lan. He? Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Hıyar belediyelere kayyum atamayla ilgili arkadaşlar bugün mecliste tartışma çıkmış. Evet. Gördüm üzüldüm. İnanın kınadım. Ali Yerlikaya'ya, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya muhalif milletvekilleri saldırmış. Bir arbede yaşanmış. Ali Yerlikaya arada kalmış. Sıkışmış arada. He. Nefes nefese kalmış. Ortamdan çıkmaya çalışıyorum. Tiyatronun farklı bir versiyonunu mecliste oynuyorlar. Ortamı biraz daha kızıştırıyorlar. Niye? Şunun farkındalar. Halk artık uyandı. Ne muhalefete güveniyor ne iktidara güveniyor. Halk şunun farkında. Ya bunların ikisinden de bir cacık olmaz. Biz ikisine de destek vermeyelim. Tamam mı? Hatta sandığa gitmeyelim diyenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Ne oluyor burada? Arkadaşlar meclis kürsüsünde, meclisin koridorlarında farklı bir oyun oynayacağız. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelecek. Muhalif milletvekilleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın etrafını saracak. Onu baskılayacaklar. Bir arbede yaşanacak. Ve halk şunu diyecek. Ya daha ne yapsın muhalif milletvekilleri? Ali Yerlikaya'yı bile köşeye sıkıştırdılar. Hatta Ali Yerlikaya darp edildi. Ali Yerlikaya'yı dövdüler. Bunun gibi haberleri çok duyarsınız arkadaşlar. O yüzden bu da bir tiyatro. Bu da tiyatronun farklı bir boyutu. Yok efendim belediyelere kayyum atanmış diye muhalif milletvekilleri tepki gösteriyor. Ya bırakın bu işleri ya. Bırakın bu işleri abi ya. Sizden olmayana, geçmişte kayyum atanırken sizden olmayan, geçmişte cezaevine atılırken gıkınızı dahi çıkarmadınız. Bugün bu enkaz oluşsun diye o gün sustunuz. Ve bu enkazın altında kalma sırası size geldi. Şimdi bağırıyorsunuz. Kusura bakma kardeşim. Kusura bakma. Zamanında uyarmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatla ulaşabilsin diye gerekirse süratle Uruguay'dan, Brezilya'dan büyükbaş hayvan ithalatı yapalım talimatı verdi. Ve dönüp bir Allah'ın kulu, iyi de biz zaten çiftçi ülkesiydik. Hayvancılıkla uğraşan en önemli ülkelerden biriydik. Siz gelmeden önce kendi kendimize yetecek etimiz vardı. Çiftçimiz vardı. Hayvancımız vardı. Siz geldiniz. Ülke bu hale geldi. Ya Uruguay'dan et getirecekmiş ya. Uruguay'dan ya. Ya Uruguay'dan ne işimiz var bizim ya? Ne işimiz var abi? Adam bize et gönderecek. Gönderdiği etlerin kaçta kaçını denetleyebileceksin ya? Hastalıklı etleri bu millete yedirmeye bayılıyorsunuz ya. Hastalıklı etleri bu millet yesin diye, bu milletin çoluğu çocuğu yesin, hasta olsun diye bayılıyorsunuz ya. Ne işimiz var abi bizim Uruguay'dan et almak nedir ya? Türkiye'nin düştüğü duruma bak abi ya. Adam resmen itiraf ediyor ya. Ya görebilen, duyabilen, düşünebilen insanlar için. Ya gram gram kafası çalışabilen insanlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşım kırmızı ete rahat bir şekilde ulaşabilsin diye, istediği fiyatla alabilsin diye gerekirse Uruguay'dan et getirin dedim diyor ya. Bu vatandaş dönüp demiyor mu? Ya ben zaten hayvancılıkla uğraşan bir vatandaştım. Köylerimde benim hayvanlar doluydu, küçükbaşı, büyükbaşı. Sen niye hayvancıyı bitirdin? He? Niye hayvancıyı bitirdin? Niye demiyorsun kardeşim? Adam itiraf ediyor ya. Ve bunu da itiraf ederken sanki çok güzel bir şey yapmış gibi. Bakın daha ne yapayım abi? Vatandaşım ucuz et yesin diye Uruguay'dan et alıyorum. Senin vatandaşın zaten ucuz et yiyordu sen gelmeden önce. Sen geldikten sonra işler değişti. Şimdi bir kardeşimiz sokak röportajında konuşuyor. Bak şimdi. Destek. Erkek ve kadın eşit midir sizce? Hayır. Neden? Bir örnek kadın hakları var. Erkek hakları yok. Kadın sığınma evi var. Erkek sığınma evi yok. Bugün bir evlendin, boşandın. Ömür boyu nafaka veriyor. Zaten ortalığı biliyorsun aslında. Erkek sığınma evi yok ama kadın sığınma evi var. Neden sizce? Yani şimdi hani ihtiyaç duydukları için olabilir mi?
Tamam da şimdi baktığında kanun olarak üstün. Örnek bugün bir kızla tanıştın, tamam mı? Seni çağırdı evine, normal gayri ihtiyarı konuşuyorsun, muhabbet sohbet edin, tanımaya çalışın. KDS bir bastı, bir iftira atsa işin bitti. Kendini kurtaramazsın yani. Tabii ki bir tanesi bir çığlık atsa yanında erkek varken, dinlemeden anlamadan bir saldırdı mı işi bitti erkeğin. Bu araba kola için destek veriyorum. Yaşasın İsrail. Arapların kökü kurur inşallah. Bizim din kardeşimiz falan değiller. Mültecileri de göndersinler yeter yani. Zamanında bizi satan ırk bunlar yani. Adam konuşmuş. Bu konuda düşüncelerinizi yorumda paylaşın arkadaşlar. Bu kardeşimiz haklı mı değil mi? Bence haklı. Sonuna kadar haklı. İsrail konusunda da haklı. İsrail konusunda da haklı. Evet, salça biberi geçen sene 25 liraydı. Bu sene 5 liraya alan yok. Görüyorsunuz cam gibi çok güzel biberler. Bu sene maalesef 5 liraya dahi alan yok. İşçi maliyetini bile karşılamıyor. Geçen seneye göre girdi maliyetleri 3 katına yükseldi. Şimdi diyorlar ki neden ektin? Keşke ekmeseydin diyorlar. Evet haklılar, keşke ekmeseydim. Domates, biber ekmek yerine keşke Dilan Polat gibi bir güzellik merkezi açsaydım. Keşke Engin Polat gibi kara para aklasaydım. Keşke Beşli Çete gibi vergi kaçırsaydım, vergi borcum silinseydi. Keşke Ziraat Bankası'na olan borcum, Yıldırım Demirören'in borcu silindiği gibi benim de Ziraat Bankası'na olan borcum silinseydi. Evet, keşke. Evet, keşke. Keşke yapmasaydın bunu ama yaptın bu hatayı. Kapya biber arkadaşlar, Türkiye'ye geldiğimde kapya biberi 50 liraya falan satıyorlardı. Yerine göre bazı pazarlarda 30 liraya, 25 liraya falan da düşüyordu akşam vakti tezgahta kalmasın diye. Şu anda 5 liraymış. 5 lira. Yani tezgahta gene 25-30 liradır ama kapya biber ha. Şimdi bu adam nasıl eksin bunu? Haber haber üstüne geliyor. Hayvancının durumuyla çiftçinin durumu. Düşünsenize Erdoğan'ın yarın çıkıp benim vatandaşım ucuza kapya biber yesin diye Uruguay'dan, Uganda'dan, şuradan buradan kapya biber alın talimatı verdim dediğimi. Al işte haber üzerine geldi. Senin çiftçin ektiği üründen para kazanamadıktan sonra, girdi maliyetleri yüksek olduktan sonra Sayın Erdoğan, senin Uruguay'dan, Arjantin'den, oradan buradan yani hayvan getirmen, et getirmen, ne bileyim kapya biber getirmen ne getirtiyorsan bunun ne önemi kaldı kardeşim? Sen bunu hizmet diye millete sunamazsın ya. Bunu hizmet diye anlatamazsın millete. Sen o çiftçiyi destekleyeceksin. Sizi oraya atayan, ondan sonra bu şemanın en meşhurundaki isim Recep Tayyip Erdoğan. Sizi oraya atayan, ondan sonra iki özel hastane sahibini oraya atayan Recep Tayyip Erdoğan'dır bu setenin sahibi. Geçiyorum ne demek Sayın Bakan? Şu kavgayı devam ettirmemiz halinde. Allah Allah ama ya. Allah Allah ama ya. Bu yaptığınız saygısızlık, bakın tek bir partinin tek bir temsilcisine bir dakika vermeye korkuyorsunuz. Ama ben bitireyim, zaten sesim yüksek. Siz de gitmeye devam edin. Böyle şemalar yapmışlar ya. Bu şemanın en başındaki isim Recep Tayyip Erdoğan. Sizi oraya atayan, ondan sonra iki özel hastane sahibini oraya atayan Recep Tayyip Erdoğan'dır bu setenin sahibi. Ve şu anda kaçıp gidiyorsunuz, gidin bence de. Çünkü burada kim istifaya davet etse sizi sırıtarak izlediniz onu. Benim vekil olarak yüzüm kızarıyor, sizin bakan olarak kızarmıyor. Yazıklar olsun hepinize. Sayın Muş, ilk sözüm size, bize konuşmak için verdiğiniz 5 dakika içinde bu iktidarın sağlıkta çöküşü anlamına gelen sağlık politikalarını anlatmamız, bu bütçeyle bu sorunların çözülemeyeceğini anlatmamız gerekiyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki bu sürede imkansız. Sağlık Bakanlığı da aynı süre içinde bir hekimin bir hastayı muayene ederek teşhis koymasını, tedavi etmesini istiyor. Bu da bir o kadar imkansız. Bence Sağlık Bakanı da bunu gayet iyi biliyor. Ben bugün burada o yüzden Sağlık Bakanlığı'nın bu bütçesinin ruhuna ilişkin birkaç kelime etmek istiyorum kısıtlı süremde. Bu bütçe ruhunda açıkça hasta yaratmak olan bir bütçe. Bunu da şu rakamlardan açıkça görebiliyoruz. Bakın, koruyucu sağlık hizmetlerine, tedavi edici sağlık hizmetlerine sadece 1/3 oranında bütçe ayrılmış. Bu şunun açık bir ilanı, biz hastalığı önlemek istemiyoruz, biz hasta yaratmak istiyoruz, bunu planlıyoruz demiş durumdasınız Sayın Sağlık Bakanı. Sisteminiz vatandaşı hasta etmek istiyor, çünkü yerli ve yabancı sermaye hasta garanti ediyor, haliyle bütçeyi de oraya akıtıyorsunuz. Zannediyorum bu cümlelere ilişkin çok
dikkati de burada değil Sayın Bakan'ın ama bürokratlarına söylemeye devam edeyim. Notlarını alacağına inanıyorum bürokratlarının. Şimdi bakın bütçe teklifinizde şöyle bir rakam var, hiç dile getirilmedi. 17 şehir hastanesi müteahhidine 3 yıl boyunca 273 milyar lira kira ödemesi garanti ediyorsunuz. Evet arkadaşlar, Sara Kadigil, Sağlık Bakanlığı kaçtı. Bu çetenin sahibi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir milletvekili bunu söyleyebiliyor. Bilmiyorum, bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz seviniriz arkadaşlar. Ben katılıyor muyum Sara Kadigil'e? Hayır, kesinlikle katılmıyorum. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kesinlikle burada bir dahlinin olduğunu düşünmüyorum. Adam bu millete hizmet edin diye canla başla yıllarca çalışmış. İşin sonunda aradan böyle çürük elmalar çıkmış diye siz reisimizi suçlayamazsınız. Reisimiz sayesinde milletvekili olmuşsunuz. Reisimiz sayesinde o koltukta oturuyorsunuz. Reisimiz bunu milletvekili yapmayın dese milletvekili olamazsınız. Sara Hanım, kendinize gelin. Tamam? Gidin saraya, biat edin. Bir çay için, bir çorba için. Tabii. Reisimizin, hanımının yapmış olduğu, Emine Erdoğan First Lady'nin yapmış olduğu o mübarek ekmeklerden yiyin. Reisimizin ipini tutun. Bir affı mağfiret isteyin. Bir günahlarınızda tövbe edin. Tabii. Daha bir şey kaldı mı lan? Abi Allah aşkına ya. Yolunca yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan Acun Ilıcalı ve TV8 televizyon kanalı ve Eksen dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı. Detayları alalım Dilek Yaman Demir'den. İyi yayınlar Mehtap. Evet, dakikalar önce soruşturma başlatıldı. Bilgisi geldi. Soruşturma kapsamında ünlü sunucu Acun Ilıcalı'nın sahibi oldu. TV8 isimli televizyon kanalı var. Yine Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu bir sosyal medya platformu olan Eksen isimli dijital platform da var. Sadece Acun Ilıcalı değil, dijital platform yetkilileri de soruşturma kapsamında soruşturmaya dahil edildi. İddiaya göre Mehtap Özkan Tekin, bir yayınlanan milli maçta pankart dediğimiz yani bir reklam afişlerinin bulunduğu bir alanda orada yasa dışı bahis sitesinin bir ismi vardı, bir linki vardı. O linklere ilişkin reklam yapıldığı iddiasıyla bu soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde aslında yasa dışı bahiste bir savaş başlamış. Ünlülerin, sosyal medya fenomenlerinin, sunucuların aralarında bulunduğu bir soruşturma başlatılmıştı ki bu soruşturma da dün ikinci ayağı oldu. Bugün TV8 ve Eksen'le ilgili başlatılan platformlara ilişkin başlatılan soruşturma üçüncü ayağı diyebiliriz. Ünlü sunucu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu televizyon şirketine bağlıydı bu Eksen isimli dijital platform. Bu dijital platformda maçlar yayınlanırken bir yanda da yasa dışı bahis sitesinin linkinin ve isminin olduğu reklam afişleri döndü ve o afişler bir süre görüntüde kaldı. Burada işte iddiaya göre bu tam da bu sırada bu reklam, bu sitenin hem reklamını yaptılar hem de güvenilir bir platform olarak güven verdiler. Yani yasa dışı bahise teşvik ettiler. İddialar bu. İlerleyen günlerde soruşturma kapsamında Acun Ilıcalı da ifade verecek. Yetkililer yani hem TV8 hem de dijital platform yetkililerin de ifade vermesi bekleniyor diyelim. Sözü yeniden sizlere bırakalım. Peki, Dilek Yaman Demir'e teşekkür ediyoruz. Konuyla ilgili gelişmeleri bizler de takip ediyoruz.